Nedir 29'dan bir önceki çift sayı? 28. 28. Bir sonraki? 30. 30. Güzel. 50'den önceki sonraki? 48. Evet. 52. Evet, çok güzel, ılgın. 33'ten. 32. Hı. 34. 32, 34. Evet. Alt tarafta da tam tersini diyor bize. Yani bir önceki ve bir sonraki tek doğal sayıları bu sefer söylememizi istiyor. 48'den Bir bir önceki tek sayı. 48, 47, 47, aynen. Bir sonraki 49. 49. Güzel. 62'ye bakalım. Dakika. Ay. Altmış ikide 61 ile Hı. 62 bir de 63. 61 ile 63 tamamdır. 87'den önceki sonraki. 85, 89. 85, 89. Evet. 17, 17. bir de 25. 21. Çok iyi. 25 mesela. 20, 23 ile 27. 23 ile 27. Evet. 1 ile 1 ile 2 sayıyı mı unuttun? değil mi? Evet. 1 ile 3'ten sonra 4 değil, 5 olur. Yani 5. 4 de. Aynen. 4 çift çünkü. 4 çift 5. Tamam. Şimdi geçtik arka sayfaya. Arka sayfada şöyle yaklaşalım. Bize bazı modellemeler vermiş. Buradaki toplama işlemlerini bakacağız. Hangi toplama işlemi olduğunu bulacağız. Ve bu sayıların tek sayımı, çift sayımı olduklarını altına yazacağız. Mesela birincide kaçla kaçı toplamış, kaç bulmuş? Bu birincide 10 tane var. Hı. İkincide Hı. 7. Hı. Sonunda da 17 tane. Evet, peki bu tek mi? Şurası ilk sayı tek mi, çift mi? Çift. Çift. Ortada diğer topladığımız sayı. Tek. Sonuç. Tek. Evet, çift sayıyla tek sayıyı toplamışız. Sonuçta da tek kalmış. Bak, fark ettiysen bu çift sayılarda hepsinin bir eşi var. Bunun eşi, bunun eşi, eşi var, eşi var, eşi var. Ama burada bak, bir tanesi boşta kalmış. Eşi yok. O yüzden tek. Erdem okuldan onu bize anlatmış. Tek sayılar neden tek sayı deniyor? Çünkü gruplandırdığımızda bir tane ya da kaç tane boşta kalır. Evet. Ama çiftlerde öyle değil. Sürekli gruplar oluyor. Bir tane dışarıda kalmıyor Evet, demişler. hepsi eşleşiyor, hepsi eşini buluyor. Ama tek sayılarda bir tanesi, hepsi eşleşiyor, eşleşiyor, eşleşiyor. Bir tanesi açıkta kalıyor. Tamam. Şimdi kalplere bakalım. Kalplerde durum ne? Burası 3 ilk baştaki. Hı. Tek mi, çift mi? Onu da söyleyelim. Tek. Tamam. İkinci.
Tek. Tek. Evet. Çift. Sonuç çift. Yani tek sayıyla tek sayıyı topladığımız zaman sonuç çift sayı yapıyor. Neden peki? Tek sayıyla tek sayı toplandığında neden çift sayı yapıyor olabilir? Onu bilmiyorum ama öğretmen bize şöyle anlatmış. Çiftle çift sayı toplayınca tek sayı ediyor. Tekle tek sayı toplayınca çift sayı ediyor demişti. Yok, onun ilk kısmı hatalı. Yani büyük ihtimal yanlış hatırlıyor olabilirsin. Çift sayıyla çift sayıyı toplarsak yine çift sayı yapar. Tek sayıyla tek sayıyı toplarsak da çift sayı yapar. Fakat O zaman tek sayıyla çift sayıyı toplayınca aynen. oluyor. Bak, onun sebebi ne biliyor musun? Bak mesela diyelim ki çift, şuraya bak ben oluşturayım şöyle. Bir tane tek sayı oluşturayım. Bak bu mesela tek sayı değil mi? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha tek sayı oluşturayım. Şöyle 1, 2, 3 olsun bu da. Bak bu da tek sayı. Tek sayıyla tek sayı neden çift sayı yapıyor? Çünkü bak bunun zaten eşi var. Bunun da eşi var. Bunun da eşi var. İşte şu eşi olmayanla şu eşi olmayanı da eşleştirmiş oluyoruz biz ve hiç eşi olmayan kalmıyor. Tek sayıyla tek sayının çift sayı yapma sebebi bu. Çift sayıyla çift sayı ne yapıyordu? Bir de ona bakalım. Bak burada 4 tane olsun. Burada da şöyle 6 tane olsun diyelim. Bu ikisini topladığımız zaman bunun eşi var. Bunun da eşi var. Bunun da eşi var. Bunun da var. Bunun da var. Eşsiz olan bir şey var mı? Yok. Yok. Topladığımızda da yine bunları birleştirdiğimizde de hepsinin birer eşi var. O yüzden. Ama çift sayıyla tek sayı topladığımızda bak bunun eşi var, eşi var, eşi var, eşi var, eşi var. Bunun da var, bunun da var, bunun da var. Ama bunun eşi yok. Hani buradan bir tane eş olsa buna onu da birleştireceğim ama oradan da gelmedi bir şey. O yüzden sonuç tek oluyor. Şimdi Ilgın, üçgenlere bakalım. Üçgenlerde durum nedir? İlk baştaki 16. Ortadaki 2 yatama belli. Sondaki de 18. Evet. İlk baştaki çift. Bu da çift. Sonuç. Çift. Çift. Çiftle çift yine çift. Tamam. Şimdi şuraya geçtik. Ha, şurayı bir tekrar bir kendimiz için özetleyelim. Çiftle çifti toplarsak çift, tekle teki toplarsak yine çift. Ama tekle çift yani farklı iki tanesini toplarsak o zaman tek yapıyor. Burada şimdi onu söyleyeceğiz. Nasıl söyleyeceğiz? Bak buradan 18 aldım, buradan 7 aldım. 18 ile 7'yi toplarsam tek mi yapıyor, çift mi yapıyor? Hemen bakıyorum. 18 çift. 7 de tek. Farklı oldukları için sonuç tek oluyor. Aynı olanları toplarsak çift yapıyor, farklı olanları toplarsak tek yapıyor. Şimdi sıra sende. Sen söyle ben yazayım. Bak buradan 18 geliyor, buradan 18 geliyor, buradan 36 geliyor. 18'e 36 tek mi yapar, çift mi yapar? Toplamanı istemiyorum, tamam mı? 18 ile 36'yı toplayıp da sonuca o şekilde bakmayacağız burada. Direkt olarak şeye bakacağız. Hani 36 tek mi çift mi? 18 tek mi çift mi? Sonuç ne yapar? Direkt tek mi çift mi? Onu söyleyeceğiz. 6 çift, 8 de çift, çift oluyor sonuç. Evet, çiftle çift çift yapar. Doğru. 41 ile Şimdi 18. tekle çek yine burada. O da çift yapıyor.
Yok. Nasıl tekle tek değil. Bak on, Ha, burası doğru. Ben 25 ile 41'e ha, yok. bakıyorum. Burası 18 artı 41 olacak. Tekle çifti toplarsak tek. Tek oluyor. Evet, onu da yazdık. Tamam. Şimdi burada neyle neyi toplayacağız? Şurada. 5 ile 7'yi toplayacağız. Çift. Evet. Teke tek olduğu için çift. Evet, yanında. Tek. Tek. Evet, çok güzel. Tek. Ay bir dakika. Çift. Çift. Gayet iyi. Son satırdayız. İçim. Tek. Tek. Aynen. Ben yani onu 41'e bakıp söylemişim. Neyse. Dakika. Çift. Çift. Tek. Burası da tek. Evet, gayet iyi. Yan tarafta yine aynı şekilde toplamamız var. İlk duruştan başlayalım. Tek. Tek. Çift. Evet, çift burası. Teke tek çift yaptı. Tek. Burası tek. Shift. Shift. Tek. Evet. Shift. Çift. Tek. 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 Çift. Çift. Tek. Bu da tek dedin. Doğru söyledin. Evet. Ilgın. Burayı da hallettik seninle beraber. 52. sayfada artık geride kaldı. Nereye geldik? Roman rakamları. Okulda da bunu işledik demiştin, değil mi? Evet, şimdi senle buradan da Roman rakamlarına bakalım. Ben zaten bunların birçoğunu tam ezberlemedim de 5'e kadar sadece çok iyi biliyorum. Gerisini çok bilmiyorum. Hadi bakalım o zaman. Bir Yap. 10'la 20'yi biliyorum. 10 ile 20'yi mi Bir biliyorsun? iki, üç, dört, beş ile 10'la 20. Aslında bunlarda şey var. Bazı kritik noktalar var. Bu kritik noktalarda hani mesela 5. 5'in 4'ü söylerken aslında 5'e göre söylüyoruz mesela. 5'in bir öncesi. İşte veya 6'yı söylerken 5'e göre söylüyoruz. Yani 5'in bir fazlası gibi söylüyoruz. Yani Roman rakamlarının mantığı aslında bu. Mesela 10 diyoruz ama 9'u derken 10'dan bir öncesi gibi bahsediyoruz. Yani Roma rakamları işte öncesi sonrası gibi, fazlası eksiği gibi biraz. Mantık buna dayanıyor. Hadi şöyle birden bir başlayalım bakalım. Senin bildiğine göre bir yapalım. Bir nasıldır? Bir tane çubuk. Bir tane çubuk. Aynen. Şöyle değil mi? Evet, İki bu de iki tane çubuk. 2 de 2 tane çubuk.
Hatta şöyle yapılır. Bu iki tane çubuk bu şekilde gösterilebilir. Yılgın bu şekilde gösterilebilir. Veya hani böyle yazı tarzı olsun diye şöyle iki tane çubuk şöyle gösterilebilir. Yani şöyle iki tane, orası tam şey olmadı, dur. Şöyle göstereyim. İki tane çubuk şu şekilde gösterilebilir. Veya bazen şöyle yapıyorlar. İki tane çubuk şöyle birleşikte yapıyorlar. Hani karşılaşırsan şaşırma. Bununla bu aynı şey demek. Hatta şu, bunların üçü de aynı şeyi ifade ediyor. Evet, 3. 3 tane çubuk. 3, 3 tane çubuk. Bak şöyle hemen 3 tane çizgi koyduk. Tek tek tek. Bak böyle tek 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 çizgi koyduk ya, ondan sonra şöyle yapıveririz. Anladın mı? Tamam. 4. 4 ile I ve V var. Evet, I ve V var. Peki V ne demek? V5 Ha, demek. V5 demek. Bak aslında V5 demek ya. Bak bu V böyle de kullanabiliriz veya V'ye de bazen şöyle koyuyorlar. İlk defa gördüm onu, hiç görmemiştim. Görmedin mi? V böyle de görünebilir veya yine şöyle göstereyim ben. V'de de böyle bazen olabiliyor. Yani görünce şaşırma diye söylüyorum ben de sana. Şöyle. Neyse, bir de 6'yı söyle bakalım sen bir. Ya 6'yı ben çok bilmiyorum ama. Evet, o. 4. Sana şunu söyleyeyim. Ve 3 tane çubuk mu? Yok. Ve 3 tane Hayır, çubuk mu? hayır. Hayır, bak sana şunu söyleyeyim. Şimdi Ilgın, V ne demekti? Bak şuraya yazdım. Altta görüyorsun değil mi şu yazdığımı? V ne demekti? 5. 5 mi demekti? Şimdi bu V'nin sol tarafına yazdığın şeyi 5'ten çıkaracağız anlamına gelir. Sağ tarafına yazdığın şeyi de 5'e toplayacağız anlamına gelir. Erdem Yani ben... bu da lazım işte. Mesela diyelim V'nin sol tarafına koyarsanız azalıyor demişti. V'nin sağ tarafına koyarsanız çoğalıyor demişti. Aynen. Yani bu ne demek? V'den bir tane öncesi demek. V'den bir tane öncesi. Yani 5'ten bir tane öncesi ne demek? 4. Ama V'nin bu tarafına koyarsak o da ne anlama gelir? V'den bir tane sonrası. Yani nedir o? V'den bir tane sonrası. Yani 5'ten bir tane sonrası 6. Değil mi? O yüzden bu 6 demek. Tamam. 7, aynı mantıkla bak, 7'yi yapacağız. 7'yi nasıl yapacağız o zaman? V'den Hiç hatırlamıyorum efendim? zaten. V'den. Ya sen 7'yi hiç hatırlamıyorum Tamam. nasıl Bak olduğunu. mantığını anladıktan sonra zaten bütün sayıları yazabiliriz. Bak V'den, yani 5'ten kaç sonra 7? 1. Yok, 5'ten bir tane sonra 6 var. Tamam. 5'ten kaç tane sonra 7? Yani 5'in İki. 5'in 2 fazlası 7. 5'ten itibaren 2 sayı sonra geliyor, değil mi? O zaman ne yapacağız? V'nin yanına Ve iki tane çubuk. V'nin yanına 2 tane çubuk. Aynen. Evet. Şimdi şuraya geldik. 8'e geldik. Yine aynı mantıkla düşüneceğiz burada da. Burada da aynı mantık. Biliyorum. Ve 3 tane çubuk. Evet, V'nin yanına 3 tane çubuk. Çünkü 5, 3 daha 8 yapar. Evet, bunu da hallettik. Şimdi tabii 9'da işler biraz değişiyor. 9'u hatırlıyorsun değil mi? X bir değil mi? X ne? X? X'te X nedir? Sadece. X'e onu kullanıyoruz. 20'ye de 2 tane X kullanıyoruz. Aynen. X demek ne demektir? 10 demektir. Peki o zaman 9'u yazacak olursak nasıl yazmamız lazım?
X ve bir tane çubuk. Ha, bir x ve bir tane çubuk. Peki çubuk sağ tarafına mı konacak x'in yoksa sol tarafına mı konacak? Yani şöyle mi olacak? Yoksa şöyle mi olacak? İkinci. Şu mu? Evet, aynen öyle. Çünkü ondan bir tane eksik anlamına geliyor. Evet, bu 9. Doğru. Onu da yazdık. X. Peki 11. X Evet. bir bir. Yok. O zaman şimdi X 10 demekti. 1, 1 dersek 10. Zaten bu 10. 11, 12 olur o zaman. O zaman bir tane bir. Heh, aynen. Bir tane 1. Tamam. 11 yani. Tamam. 12'yi nasıl yapacağız? Belki de iki tane çubuk. Evet. X'in yanına 2 tane çubuk. 13'ü nasıl yapacağız? 3 tane çubuk. Tabii X'in yanına değil mi? Evet. X'in yanına 3 tane çubuk. 14'ü nasıl yapacağız? 14'ü X, I ve Aynen öyle. X'i koyduk. Bu 10 demek. Bir de 4 yapacağız. 4 nasıldı? I ve yani 5'ten bir öncesi. 4 demek. Bir de 10'luk var burada. 14 demek. Tamam. Çok güzel. Uygun. 15'e bakalım. 15'i nasıl yazacağız? X X ve I yaparsak 15. Bir de burada I oldu mu 16 olur. ve I. O zaman sadece X Ha, X ve V bu 15 yapıyor. 16 nasıl yapar? Zaten söylemiş X olduk. ve I. Ha, sonunda söylemiş olduk. I, X ve I 16. 17. İki tane çubuk. İki tane çubuk. Yani X ve I 15, 16, 17 değil mi? Aynen öyle. 18'e bakalım. o çok kolay. X ve üç tane çubuk. Evet, bu da 18 oldu. Tamamdır. 19'a bakalım. Bir dakika ben bakıyorum. 19. X ve X ve I mı? Şöyle mi? ama üç tane. Şöyle mi? Ha, Ama onu çok hatırlamıyorum. bu 18'di. Bak. Ha, tamam 19'u hatırlamıyorum. Şimdi aslında Roma rakamları böyle basamaklarına ayrılmış gibi düşünmeyi gerektir. Yani basamak değerini söylettirir bize. Şimdi bu birin basamak değerine 10 değil mi? Bak 10'u yazdık. Şimdi burada bir de 9 yazıyor. 9'u nasıl yazıyorduk normalde? Sadece 9 düşün. 9'u nasıl yazarsın Roma rakamıyla? Efendim? X. Ha, aynen. Bak bu 10'u yazdık. Bak bu. Tamam, bununla işimiz Ne? bitti. Şimdi 9'u... X. Ha, aynen. X. I. X. 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 Aynen. Bak bu 10 demek. Bu da 9 demek. Yani 10, 9. Tamam. 20'yi nasıl yazacağız? İki tane X. Evet, 2 tane X koyacağız. Peki 30'u nasıl yazacağız? Üç tane X. Evet, 30'u da 3 tane X ile yazacağız. 40'ı? Onu bilmiyorum. Çünkü Roma rakamlarında sadece çubukları üç defa kullanabiliyorsun. O yüzden onu bilmiyorum. Evet. Şimdi 40'ta da ya da şöyle diyeyim. Aslında söylediğin mantıklı. Hani baktığımız zaman
Üç Bir tane. dakika. X Kaç? I ve olmuyor mu? I, V, X. V, X. X. Yok, böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Bak şimdi. 50'yi biliyor musun peki? Tamam. Onu ben sana ekstradan söylemiş olayım. 50 L harfi. L harfi koyduğumuz zaman bu 50 anlamına geliyor. İşte bu L'nin sol tarafına bir tane X yerleştirirsek bu da ne olur? 40. 40. 50'den 10 eksik anlamında. Anladın mı? 50'den 10 eksik. Mesela L'nin yanına bu tarafına koyarsak X'i 50'den 10 fazla yani 60 olur. 3'ten fazla kullanamıyoruz. Çünkü 3'ten fazla kullanabilecek olsaydık mesela diyelim ki 80 söyleyeceğiz. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Bayağı sayı kullanışsız bir hale geliyor, değil mi? Kullanışsız bir hale geldiği için olmuyor. Mecburen işte başka şeylerle kısaltıyoruz. Neyse 20'ye kadar biz bu işi hallettik. Şimdi şuradan bakalım. Bize şemsiyeler vermiş. Ilgın bu şemsiyelerin altındaki, üstündeki daha doğrusu bu verilen sayılar. Bunların hangisi? Onları boyayalım diyor. Bir bak bakalım. 8, 11, 17, 20 ve 4'ün Roma rakamları ile yazılışına bakacağız. Dört yatak kolay. Sekize V ile üç tane I. Evet, aynen doğru. Ötekine On bakalım. bire 11'e X 11'e X ve I. ve I. 17'ye X ve 2 tane I. X ve 2 tane I. 20'ye 2 tane X. 20, 2 tane 4'e X. 4'e de I ve V. 4'e de I ve V. Aynen öyle. Evet. Bunlar artık işte insanların ürettiği çeşitli sayı sistemleri. En son kullandığımız sayı sistemi işte bu onluk sayı sistemi. İhtiyaca yönelik zaman içerisinde geliştirmişler. Eskiden ne olmuş biliyor musun Ilgın? Eskiden insanlar bu sayıları nasıl bulmuş biliyor musun? Hani Nasıl? 1, 2, 3 sayıyoruz ya şimdi veya işte bu Roma rakamlarıyla bulmuşlar falan. Eskiden bu insanlar koyunlarını işte ineklerini veya neyse tavuklarını otlatmaya çıkarıyorlarmış. Ondan sonra şimdi giderken bakıyor kaç tane koyun var? Diyelim ki 8 tane koyun var. 8 tane koyunu götürüyor ama şimdi geri gelirken de 8 tanesini geri getirmesi lazım değil mi? Akşam olduğunda. Hani bir tanesi kayboldu mu, kaybolmadı mı, hepsi tam mı? Şimdi bunu nasıl anlarsın? Düşünsene sen sayıları bilmiyor olsan. Sayı diye bir şey bilmiyorsun. Koyunları nasıl geri getirirsin? Ya onlara isim vereceksin, değil mi? Bu Ahmet olsun, bu Ayşe olsun koyunun ismi, bu çiçek olsun, bu böcek olsun dersin, koyunlara isim verirsin. Geri getirirken Ben olsam üstlerine şey yapardım, böyle desenler çizerdim. O desenlerle de onların hepsinin burada olduğunu anlardım. evet, hepsinin her bütün desenler Yanında diyecektim ki normalde 8'e kadar sayıyla yazardım diyecek mi? O sonra aklıma geldi ki ben sayıları bilmiyorum, nasıl yazacağım ki? İşte sonra ne oldu? Desenler yazardın diyorsun. Ve işte o senin desenler zaman içerisinde büyük ihtimalle sayılara dönüşürdü. İşte neyse desen de yapmamışlar. Şöyle yapmışlar Ilgın. Bak görüyorsun değil mi? Bak bu demiş bu parmak bu koyun. Bu parmak şu koyun.
Bu parmak, bu koyun, yani 8 tane parmak açmış adam 8 tane koyunu bu şekilde işaretlemiş. Yani işaretlemiş derken bu koyuna denk geliyor. Bu koyuna, bu koyuna. Her bir koyun için bir tane parmak açmış. Aslında bunun 8 olduğunu bilmiyor. Ama birebir eşleştirmiş yani parmaklarıyla koyunları. Ondan sonra mesela koyunların sayısı artmış. Ne yapmış? Tamam, bu da bu koyun, bu da bu koyun. Parmaklar bitti. 10 tane parmaklar bitti. Ondan fazla koyun varsa ne yapacağız? O zaman geçmiş demiş ki ayak parmaklarını bu sefer. Bu da bu koyun, bu da bu koyun. Ayak parmakları da bittiği zaman 20 tane koyunun daha fazlası olduğu zaman ne olacak? Sonra dirseğine geçmiş. Demiş ki bu kadar koyunu bu olsun. Bu kadar koyun bu olsun. Yani bunlar da işte 10, 20, dizleri 30, öbür dizi 40. Bu şekilde şey yapmış, eşleştirmişler. Şimdi mesela bizim sayılarımız nasıl? Onluk sistem değil mi? Hani 10, ondan sonra işte mesela toplama yapıyoruz. Diyoruz ki 15'in 5'i elde var 1 deyip öbür tarafa elde veriyoruz falan. İşte bu onluk sayı sistemini kullanmamızın sebebi veya komşuya gidip bir onluk alıyoruz mesela çıkarma işleminde. Değil mi? Bu onluk sayı sistemini kullanmamızın aslında sebebi 10 tane parmağımızın olması. Yani ta o eskilerden o koyunları eşleştire gelen sistem sayı sistemi onluk sayı sistemini oluşturmuş bize. Şimdi senden burada bir toplama işlemi yapmanı istiyor. İlk sayımız ne? Bir ve Evet. bir. Diğeri neydi? Unuttum. Bir artış. Şu neydi? Şu. On. Bu neydi? Dört. Yani 14. Ha, 14. ondan. 14. Evet. Sonuç ne olur? Toplamı 15 olur 15 da. olur. Nasıl yazarız onu da? X ve Aynen öyle. Çok iyi. Yaz sen de. yazdım. Tamam. Alttakine bakalım. 7 olur. Hı. 7'nin nasıldı? Ve ı. Evet, aynen öyle. Hemen altındaki. Şu ı üç sonun yerini değiştirsin. X kaç? Onu unuttum. X kaçtı? On. Sol tarafına koyunca ne Hayır. oluyordu? On. Hayır, On. sol tarafına koyuyor. Bir tarafının da Dokuz. 9. Sol tarafına koyunca azaltıyor, sağ tarafına koyunca arttırıyor. Tamam, sol tarafı koy 9. Bu da 3 zaten. 9, 3, 12. 12 Nasıl oluyor. yazıyoruz? 12. X. Hı. I. İki tane de I. Evet. X ve 2 tane I. 12. Tamam, hemen altındaki. Dakika, hemen söylüyorum. Tamam. 20. Ay bir tam 20 diyor. Nasıl yazacağız? İki tane x. 2 tane x. Evet.
Şimdi şöyle yapalım Ilgın. Bir aşağıya bakayım. İki dakika zamanımız kaldı da buralardan sana şöyle bir anlatayım, ödev vereyim. Şu alt tarafta arıların kanatlarını çıkarma işlemlerinin sonuçlarını yazalım diyor. Bak burada da çıkarma işlemleri var. Şey olarak yapsın. Mesela 10 bu. Bu da 9. 10'dan 9 çıkarsa ne olur? 1 kalır. İşte buraya Roma rakamıyla 1 yazacakmışız. Tamam mı? Veya işte ne var şurada? 19, 19 bu. İşte burada 5, 1 eksi 4. 19'dan 4 çıkarsa ne olur? Onu buluyoruz. Ondan sonra buraya Roma rakamıyla yazıyoruz. Şu alt tarafta da bu sayılarımızı büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Büyükten küçüğe doğru işte sayılarımızı yazalım, yazalım, yazalım. İşte 5 mi yapıyor, 10 mu yapıyor, 6 mı yapıyor, 3 mü yapıyor neyse. Hepsini önce bulalım. Ondan sonra da buraya yine Roma rakamıyla sıralayacağız. Ve sonrasında şurada da bir test var. 55, 56. Ondan sonra dur bakayım burayı beraber yaparız. Şöyle. 55, 56, 57'yi ben mi yapacağım? Yok. Not alsın istersen. 54. Bu sayfadan kalanlar 54. Bunları tek tek kontrol edeceğiz senden sonra. Doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık diye. 54, 55, 56. Tamam. Tamam mı? Burada 57. sayfayı beraber yaparız. Ondan sonra toplama işlemine geçeriz. Var mı soracağım bir soru? Yok. Tamam bakalım Ilgın. Bunu istersen hemen şimdi yap. Unutmadan, aklındayken, Roma rakamları aklında tazeyken yap bitir. Şey şu, bizim yarım bıraktığımız yer mi? I ve X bire. Aynen. Oraya mı Bu aralarım? aynen. Bu şurayı